Tuğçe Hanım, kahramanımız, kötü giden kaderimizi değiştirecek olan kişi. Umarım. Filmlerde de hep böyle olmaz mı? Bir noktada bir kahraman çıkar, herkesin yapamadığını yapar. Veya son kalan umutlandırır. O da olabilir. Çiğdem Hanımcığım haberiniz olsun. Ama üç güzel performans izledik. Hakikaten öyle. Her biri yapılan hesaba göre 9000'e ulaşır. Hatta aşardı. Ne yazık ki öyle olmadı. Daha mütevazı puanlarla idare ettiler. Çok güzel yarıştı. Ama ılımlılık da takıldı. Alper Bey, kelimeye de bak, ılımlılık. Söylerken bile zorlanıyor insan. O zorlanma 7700'lük bir çıta bıraktı size. Kaç harf alacağız? Ay sayamadım. En fazla 21. 21. Ama Çiğdem Hanım'ı unutmadan hareket edeceksiniz. Başımıza bir şey gelirse de unutmayın. 7700 artı 4 saniye alt limitimizdir. Başlasın mı? Başlasın. Gelsin, başlasın. Bir pantolon türüne de adını vermiş olan spor dalı. Bu bir spor. Aynı zamanda bir pantolon türünün de ön adı. Harf alayım. Mesela polo var. Polo yaka, tişört var. Golf. Golf pantolonu. 300 ton. Hadi gelsin yiyiniz. Eski bir kelime var. Sonrasında açıklamasını da yaptık. Dur bakalım. Ek serisi. Bir şeyin fazla olan bölümü anlamındaki söz. Basit düşünün ne olur. Fazla. Harf alayım. Hemen mi? Peki. Bir şeyin fazla olan bölümü dediğimiz zaman o şeyin... Ay kaldım. Bir şeyin fazla olan bölümü. Hı hı. Yani bir kısmı burada kalmış ama 3-5 kişi. Az bir kısmı bu tarafta kalmış. Nokta noktası burada. Harf alayım. Peki aldık bir tane daha. Çoğu. Çoğu burada. Buyurun. Bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Düşünmeyin öyle. Hakikaten o kadar kolay. Bakın bu da öyle. Çok kolay. Sözü edilenden başkası. Diğeri. Öteki. Sözü edilenden başkası. Bu değil. Öbürü. Gayet güzel. Gelsin mi beş harfler? Bitsin mi beş harfler? Bitsin efendim. Düzeltme amaçlı deneme anlamındadır. Dilimize İtalyancadan girmiştir bu sözcük. Yaygın da kullanılır. Yıllardır. Nerede? Yani yeni girmiş bir kelime değil. Yani yıllardır kullanılır. Düzeltme amaçlı deneme. Harf alayım bir tane. Alalım. Harf alayım. Peki. Ya birçok yerde kullanıyorum. Ne bileyim hani tiyatrodan tutun terziliğe demeye kalmadan. Her şey yolunda. 6 artı cevaplar var elimde. 9300 olabilecek durumda. Şu 1300'ü 1900'e bile çevirirsiniz. Süre. Şu soruyla. Süre mi? 2,5 dakika. Yeter. Güzel başladık. Güzel yani. İtidalli de gidiyoruz. Alper Bey. Buyurun. Kadehteki sıvı miktarını ölçmek için kullanılan uzuvdur. Parmak diyeceğim. İki parmak. Öyle mi? Evet. Bilmem. Parmak. Benim bildiğim başka uzuv yok zaten. O sıvıyı ölçecek. Buyurun. Hadi yenisi gelsin. Mutfaklarınız nasıl? Hı? Şöyle böyle. İyi gibi. Ne hiç tarif denemişliğiniz falan var mı? Deniyorum tabii. Deniyorsun. Ha, o zaman bu tabiri yemek gayet yapıyorum. İyi biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorsunuz o zaman. Buyurun. Sebze ve etlerin, özellikle Julien. Etlerin gayet güzel. İnce uzun doğranma biçimine jülyen deniyor.